bugün bu pozisyonda başlayacağız. Size ayak parmaklarınızı mesela koyuyorsunuz, böyle rahat oturuyorsunuz. Tibet'in gençlik pınarları bilen varsa, bilmiyorsanız mutlaka o videoyu da tavsiye ediyorum. Benim kanalımda var. Biz şimdi burada kalkıyoruz ve derin bir nefes alıp biraz arkaya veriyoruz. Göze bakarak veriyoruz. Buradan destek alabilirsiniz. İsterseniz tam böyle kalçanın altına sizin ellerinizi yerleştirirsiniz ki sizin sırtınız da binmesin. Tamam? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Derin bir nefes alıyoruz. Veriyoruz. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Güne sporayla başlıyorum. Nefes alın ve göze bakarak verirsiniz. Odaklıyoruz. Şu anda buradayız arkadaşlar. Hiç başka problemlerimiz yok. Biliyorum hepinizin hayatı zor. Aile, para, çok fazla dertlerimiz var. Ama şu anda buradayız arkadaşlar. Spor yapıyoruz. Ve siz kendinize çok çok güzel bir yatırım yapıyorsunuz. Son bir kere derin nefes alıp veriyoruz. Çok güzel. Ben artık size bakıyorum. Şimdi siz kollarınızı birleştiriyorsunuz ve yukarı doğru uzatıyorsunuz. Şu. Burada hiç açılmasın. Bu olmasın. Tamam mı? Hadi yapıyoruz beraber. Bir. Bakıyorum. İki. Hissediyorsunuz. Kol, omuz. Her şey çalışıyor burada. Üç. Süpersiniz. Ben sizi çok seviyorum. Gerçekten çok takdir ediyorum. Buraya gelmeniz, benimle beraber spor yapmanız o kadar harika bir şey ki. Ve inanın bunu her gün yapıyorsanız çok güzel sonuç alacaksınız. Kendinizle barışık olmanız için o kadar önemli bir adım ki. Bunu hatırlatayım arkadaşlar. Mükemmel olmamız hiç gerek yok. Biz ama kendimizin en fit halimize gelmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Vaktimiz çok. 2-3 haftada 5-10 kilo vereyim diye bir şey yok. Biz sağlıklı bir hayat tarzı sürdürmek istiyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi açıyoruz, merhaba ve kapatıyoruz. Ve ben istiyorum ki bunu hani böyle yapmayacaksınız. Gerçekten bu kollar sıkı olsun, açtınız, iyice arkaya doğru. Çünkü arkadaşlar tüm gün böyleyiz, burada açmanızı istiyorum. Çok iyi hissedeceksiniz. Hadi açıyoruz, iyice arkaya doğru ve kapatıyoruz. Açın. Ve hissedin, buradan yukarıdan enerji geliyor size şu anda. Sizi dolduruyor. Ve sizi çok iyi hissettiriyor. Süper. Açıyoruz. İyice arkaya doğru. Kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Çok güzel. Birkaç tane daha istiyorum. 4 3 2 ve son. Çok iyi. Süper. Umarım çok iyisiniz. Kaslar geliyor. Şimdi arkadaşlar ben sizi
gitti. Bir tane sumo squat'u alıyorum. Evet, kalktınız mı? Hadi hadi. Buradayız arkadaşlar. Ve şimdi şunu yapmanızı istiyorum. Yere dokunun ve kalkın. Şu. Dokunun, kalkın. Okay. Evet. Hadi başlıyoruz. 10 tane. Dokunduk. Kalktık. Hadi. 2. 3. Kalça bacak yanıyor. 4. 5. 6. 10 tane. Hadi hadi. 7. Bırakmıyoruz. 8. 9. Ve 10. Harikasınız. Burada biraz dinlenebilirsiniz. Çünkü sonra devam ediyoruz. Hem de sumo squat'ıyla. Çok severiz. Neden seviyoruz sumo squat'u? Evet. İç bacak çalıştırır. Hem de fidi şeklinde. Okey. Hadi devam ediyoruz. Buradayız. Sumo squat'tayız. Şimdi biraz sağa, biraz sola. Ve kendinizi ayarlayın. Tamam mı? Hadi. Sağ. Sol. Burada rahatız. Ellerinizi koyabilirsiniz. Sumo sway. Yanıyor. Çok çok kolay gözükebilir. Ama yapanlar şu anda biliyor. Hadi devam ediyoruz. 5 diyelim. 6. 7. Kalkmadan. 8. 9. 10. 2 tane daha istiyorum. 1. 2. Çok güzel. Biraz dinlenin çünkü devam edeceğiz. Evet, sık antrenman yapıyoruz. Ama gerçekten bu yarım saatlik antrenmanları yapabilirsiniz eğer arkadaşlar. Çok iyisiniz. Demek ki benimle daha önce çalıştınız. Eğer yapamazsınız, önemli olan siz yapabileceğiniz kadar tekrar yapın. Sonra bekleyin ve bu antrenmanı bir sonraki günü bir daha yapın. Tamam mı? Kuvvetleneceksiniz, yapabileceksiniz. Hazır mıyız? Hadi sumo squat'ta. Şimdi biraz daha dar yapabilirsiniz. Çünkü şu sizi bekliyor. Okay? Başladı. Sağ. Sol. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, bırakmıyoruz, 10, 1 ve son, herkes. Burada biraz duruyoruz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandınız mı? Ben yandım valla. Ama bu çok güzel bir his, çok süper bir şey. Şimdi... Arkadaşlar sizi göbeğinizin üzerine alıyorum böyle mette, tamam mı? Sizin kollarınız düz, bacaklarınız da öyle. Çapraz şeklinde sağdaki kolunuzu soldaki bacağınızla kaldırıyorsunuz. Ben size arada sırada bakacağım. Okey, kontrol etmek için hiç kimse bırakmadı diye. Ama siz boynunuzu rahat bırakın, aşağı bakarsınız, okey? Gözlerinizi kapatabilirsiniz isterseniz. Sağ kol, sol bacakla başlıyoruz arkadaşlar. Okay. Başladık. 2 saniye tutuyoruz. Bırakıyoruz. Bu hareket kalçanızdan geliyor. Hani burada sırtınıza binmemesi gerekiyor. Kalçanızdan geliyor. Küçük bir hareket. Kaldırıyorsunuz. Sağdayız. Sol. Sağ. Sol. Hadi 3 tane daha. 2. 3. Çok iyi. Süper.
Daha önceki videolardan belki biliyorsunuz. En sevdiğim kol hareketi nedir? Evet. Şimdi ellerinizi göğsünün yüksekliğinde mesela koyuyorsunuz. Ondan sonra bu dirseklerinizi açmadan kendinizi yavaş yavaş matten kaldırıyorsunuz. Şu. Okay? Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Arka kol çalışıyor. Oh! Çok seksi bir şey. Yani hem erkeklerde hem kadınlarda böyle sıkı kollar gerçekten çok çekici, çok güzel. Hadi başladık. Üçe girdik. Woo! Kalktınız, kalkıyor resmen. Bu normal. Buradayız. Dört. Beş. O kollara hissediyorsunuz şu an, değil mi? Altı. Yedi. Sekiz. Ben size sorayım bu arada. Yani şu anda yaptığımız aktivite nasıl bir insan onu sevmeyebilir? Yani gerçekten ben anlamıyorum arkadaşlar. Çok ciddi soruyorum size. Hani o kadar keyifli. Ben kendimi şu anda o kadar iyi hissediyorum ki. Umarım siz de öyle. Ve sonuçlar süper. Hani hem aktivite boyunca ben kendimi çok iyi hissediyorum. Hem de sonra işte biraz ara verebilirsiniz. Bu mutluluk, bu terli yüzünüz ama o kadar güzel bir şey. Beni bunu yaptınız bir haftadan sonra bile vücudunuz değişmeye başlıyor. Vücudunuz o pis yemekleri istemiyor. Hani gerçekten kim bunu sevmeyebilir mi? Anlamamış durumdayım yani. İyi ki siz anlıyorsunuz beni. Biz bunu bir daha yapacağız. Çünkü çok seviyorum biliyorsunuz. Çok etkili bir hareket. Bir daha arka kol. Okay. Buradayız arkadaşlar. Hadi. O dirseklerinizi açmayın. Okay? Evet. Gülümseyin. Ben onu hep yapıyorum. Sizi de hep söylüyorum. Neden? Nedeni de hep anlatıyorum size. Eğer siz spor yaparken gülümsüyorsanız, siz onu mutlu zamanla barıştırıyorsunuz. Tamam mı? Ve bu çok önemli. Çünkü o zaman yarın mesela spor yapsam düşündüğünüzde evet dün çok eğlendim diye hatırlayacaksınız. O yüzden lütfen benimle beraber gülümsüyorsunuz. O gerçekten çok önemli bir şey. Hadi 5 mi oldu? Yavaş yavaş iniyoruz. Çünkü inerken kolunuz da çalışıyor. Altı. Harikasınız. Yedi. Süper. Sekiz. Hadi iki tane daha. 12 yapmayacağız çünkü gerçekten yaptıysanız zor olduğunu biliyorsunuz. Çok etkili. Hadi sola giriyoruz. Yavaş yavaş. Süpersiniz. Çok iyi. Şimdi daha önce yaptığınız benzer bir hareket yapacağız. Swimmers olarak geçiyor. Kollarınız yine de önde. Şimdi hem kollarla hem de bacaklarınızla küçük hareket ediyorsunuz. Küçük. Sizin gücünüz kalçadan geliyor. Hani sırtla zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Boynunuz rahat. Ben arada sırada size bakıyorum. Siz mette, tamam mı? Bu neyiz arkadaşlar? Küçük küçük. Hadi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. On ikiye kadar. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12. Harikasınız.
Süper. Şimdi bu da çok sevdiğim bir hareket. O yüzden bugün de yapıyoruz. Sizin elleriniz tam omuzun altında. Dizleriniz kalçanızın altında. Şimdi sanki biri sizi göbek deliğinizden yukarı doğru çekiyor gibi yuvarlanıyorsunuz. Ama bunu yaparken arkadaşlar kendinizi itin. Bu dört noktadan tavaya doğru itiyorsunuz. Tamam mı? Gerçekten çok 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 fazla yuvarlanmanızı istiyorum. Bu. Göze doğru bakabilirsiniz. Ve sonra bırakıyorsunuz. Şimdi tam tersi. Sanki biri sizi göbek deliğinizden aşağı çekiyor. Bu. Okay? Çok iyi. Bu hareketi ne olur? Günde yani zaman bulduğunuzda yapın. Eğer bir günün içinde spor yapamıyorsanız arkadaşlar ki yapın. O zaman gece yatmadan yaparsınız. Hadi bir tane daha istiyorum. Yuvarlanıyoruz. Ama ittin kendinizi. Gerçekten. Yani omurganıza o kadar iyi gelecek ki şu anda. Süper. Biraz daha tutun. Çok yuvarlandık ve bırakıyoruz. Süpersiniz. Harika. Galiba yapıyorsunuz çünkü yazan çok yok. Çok sevindim. Siz Sandra yazarsınız. Ben yükleyeceğim videoyu. Orada sizin yorumlarınızı tek tek hep okuyorum. Bana bir şey söylemek istiyorsanız, hani nasıl geçti, nasıl oldu, beni nasıl keşfettiniz, o zaman yazarsınız. Şimdi arkadaşlar, sağdaki kolu açmaya çalışıyorsunuz. Bu. Ve yeniden hissediyorsunuz. Sırtınız, omuzunuz, kolunuz çalışıyor. İyice çevirin. Evet. Harika. Öbür tarafa yapıyoruz. Ben size sırtımı döneceğim. Kusura bakmayın. Şu. Harika. Biraz sağda. Aç. Çok güzel. Ve aynısını solda yapıyoruz. Çok güzel. Ben özellikle böyle sırt hareketler çok yapmaya seviyorum. Çünkü sırtımız bizi taşınıyor. Tüm bizim ağırlığımızı taşıyor değil mi? Şimdi arkadaşlar ten pozisyona geliyoruz. Ve hip dips yapacağız. Okay. Tekrarlıyorum, yeni bizimle çalışan vardır. Plank'te püf noktası şu. Tüm sizin ağırlığınız ön kolunda ve siz kendinizi buradan, şuradan, şuradan itiyorsunuz. Yerden yukarı doğru itiyorsunuz. Okay. Hadi plank'a geldik. Şu yok. Çünkü o zaman itmiyorsunuz. İtiyorum. Şimdi sağ. Hadi. 4, 5, 6, 7, bırakmayın. 8, 9, 10. 1, 2. Süper. Harikasınız. Çok iyi. Şimdi walking plank yapıyoruz. Hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Buradayız. İndim. Kalktım. 10 tane yapacağız bir nefes alın verin. 10 tane yapıyoruz arkadaşlar. Tüm vücudunuz fiziği çalışacak. Siz yaparsınız. Yapamazsınız. Yapabileceğiniz kadar yapın. Okay? Hadi. 1. Bakıyorum size ha. 2. 3. Bırakmıyoruz. 4.
5 6 Hadi yarım saat 7 8 9 Sona geliyoruz. Süper. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Çok çok iyi. Harika. Şimdi biraz iç bacakla devam edeceğiz. Çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden smooth kopları yaptık. Şimdi bunu da biliyorsunuz. Okay. Dirsekteyiz. Kaldırıyoruz. Ama şu yok. Bunu çocuklarımız gerçekten yeni başlayanlar yapar. Biz bu bacağımızı iyice yukarı kaldırıyoruz. Okay? Hadi. Bir, bakın. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Devam edeceğiz. Bir, iki, 20 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harika. Dış bacakla devam ediyoruz. Ve bakın, kendimize bakalım. Ne kadar güzel. Süperiz biz. Ve şey yok arkadaşlar. Kilo verdikten sonra iyi olacağım, hayatım farklı olacak. Yok öyle bir şey. Biz staff'tan, şimdiden süperiz. Ve inanın tüm bu top modellerin hani muhteşem vücut sahipleri olmana rağmen onların da dertleri var. Biz iyiyiz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Önemli bu. Ve 10 oldu bile. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Öbür tarafa alayım sizi. Evet. Ben saatime bakıyorum. İyi gidiyoruz. İyi misiniz? Şimdi İyice kaldırıyoruz bu bacağı, tamam mı? İç bacak sıkılaşsın çünkü. Hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve beni sıkı takip eden biliyor. Hani kızlar var ya böyle kastan korkuyorlar. Ben anlamıyorum. Ne olur sevin. Çok güzel bir şey. Sıkı, ince bir vücut sahibi olmak istiyorsanız o zaman kastan kesinlikle korkmayacaksınız. Kas çok harika bir şey. Daha fazla kalori yakıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan. Uyuduğunuzda bile. Ve görüntü olarak çok süper bir şey. Sağlık olarak çok önemli. Hani kas yapalım tamam mı? Zaten çok fazla büyüyemezsiniz. Bana bakın hani. Bunun sebebi de yazdım. Anlatayım size. Bu arada biz hareket ediyoruz. Ha. Testosteron seviyesi kadınlarda erkeklere göre çok daha düşük arkadaşlar. Hani biz gerçekten çok zor büyüyoruz. Hani benim gibi benim antrenmanlarımı yaparsınız ki ben onları yapıyorum. Hani böyle erkekçi gibi bir vücudunuz olamaz. Mümkün değil. Korkmayın. Kasları sevin. Yapın. Tamam mı? Ve kas yapmak için tabii ki protein ve uyku çok önemli. Hadi biraz devam ediyoruz. Ben tabii bu kadar konuşurken saymayı unuttum ama 5 4 3 2 1 Süpersiniz. Sizi yere alıyorum. Hadi yatalım. Saatime bakıyorum. Çok az vaktimiz var ama. Kalça biraz çalışalım, okey? Kaldırdık. İyice kaldırdık. Burada tekrarlayayım. Siz karın kas ya da sırtla yapmıyorsunuz bu hareketi. Gerçekten bacak ve kalçanızdan yapıyorsunuz.
2 3 süper 4 şunu yapalım. Kaldırın ayak parmaklarınızı. Daha zor olacak. 5 kaldırın. 6 ve 7 kaldırın. 8 ve 9 süper. 10 çok iyi. Harikasınız. Birleştiriyorsunuz ayaklarınızı. Devam ediyoruz. Tutun ama burada. Ben sayıyorum. 1, 2, 3. İniyoruz. 1, 2, 3. Ve gerçekten bir baskı uygulanın. Siz iç bacağınızı fiilce hissedeceksiniz. 3. Yavaş yavaş indiriyoruz. 4. 10 tane istiyorum. 5. Harikasınız. Ve 6. Hop. Birleştirdiğiniz ayaklarınızı baskı uygulanın arkadaşlar. Farkı hemen hissedeceksiniz. 7. İç bacak yanıyor. 8. Hadi 2 tane son. 9. Ve 10. Çok iyi. Şimdi biraz esnerken ben biraz daha sizinle konuşayım. Ne kadar antrenman yapmam lazım bana soruyorsunuz. Hani burada böyle genel bir cevap yok. Ne kadar yapabilirsen, fazla da yapabilirsiniz. Bazen duyuyorum, bana yazıyorsunuz. Ben günde 2-3 saat spor yapıyorum ya. Arkadaşlar hani bu insanlara nasıl böyle bir vakit oluyor bilmiyorum. Yani bende yok. Gerek yok. Tamam. Ben hani günde maksimum 45 dakika vücut ağırlıkla spor yapıyorum. Onun dışında evde yani ne kadar fazla hareket edebilirsem, asansöre asla binmem. Mümkünse her yere yürüyerek giderim. Siz öyle yaparsınız. Benim gibi her gün bir tatlı yiyebilirsiniz. Oh. Şimdi biraz öne gelmeye çalışın. Ben iyice ısındım söyleyeyim yani. Bu antrenman öncesi belki buraya kadar gelebilirdim. Şu anda yatacağım. Süper. Bu kadar açamazsınız. Kapatın biraz. Bu kadar aşağı inemezsiniz. Burada kalın. Hiç önemli değil. Ama yapın. Okay. Daha çok esneyeceksiniz çünkü. Daha iyi olacaksınız. Süpersiniz. Evet. Her gün hani 10 dakika bile başlamak için yetebilir. Siz kendinizi dinleyerek kendinizin programı ayarlayabilirsiniz. Biri hiç spor yapmadıysa gerçekten 10 dakika yeterli olacak. Ama siz benimle beraber acayip fit olmuşsunuz. 10 dakika sizi kesmez tabii ki. Değil mi? Onun için hani böyle genel cevaplar vermek gerçekten zor. Orada en önemlisi hep kendinizi dinliyorsunuz. Yani bunu yaparsanız kesinlikle doğrusunu yaparsınız. Okay? Şimdiden çok teşekkür ederim bu antrenmana katıldığınız için. Biraz da sağ sol yapalım. Bırakacağım sizi. İyice bunu hissedin. Bu o kadar güzel bir his. Vücudunuz şu anda sıcak, esnek ve o size çok teşekkür ediyor şu anda, biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Bu bana çok iyi geldi. Bana iyi baktığın için çok hayranım sana diyor. Eminim ki eğer vücudunuzu dinlemeye öğrenirsiniz bu mesajları gerçekten alacaksınız. Çok tebrik ederim sizi. Harikasınız. Yani yarım saat bile yetiyor arkadaşlar. Çok güzel sonuç alacaksınız. Yeter ki devam edin. Ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.